Bu içerikte bilgisayarlarımızda bulunan işletim sisteminin de bulunduğu sürücüye yani sabit diskimize yavaş format atacağız. Ben yavaş format diyorum ama bunun 40 tane adı var. Yavaş format, low format, hard format, tam format, full format. Hepsinin anlamı aynı ve benim birazdan yapacağım işlemi işaret ediyor. Eğer ki bilgisayarınızda verileriniz var ise bu videoyu hemen kapatın ve yedek almaya başlayın. Çünkü bütün verileriniz silinecek. Yedek aldıktan sonra kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ben burada olacağım. Neden yavaş format peki? Eskiden hızlı biçimlendir diye bir tabir yoktu aslında. Gerek de yoktu. Çünkü disklerin kapasitesi çok azdı. Ama zamanla diskler büyüdü ve yavaş format atmak bir işkence haline gelmeye başladı. Bu yüzden de geliştiriciler hızlı format diye bir şey icat etti. Arasındaki farka da bakalım ki hangi durumlarda yavaş, hangi durumlarda hızlı format atmamız gerektiğini anlamış oluruz. Öncelikle hızlı formatta verilerimiz silinmez. Nasıl silinmez ya? Veri oradadır ama siz göremezsiniz. Örnek vermek gerekirse diskimize veri yazdıkça en son yazılan veriye bir numara verilir. Buna ise adresleme denir. Basit bir şekilde birinci satırı yazdık diyelim. Sonra iki, sonra üçüncü satır diye böyle devam edelim. Bu şekilde geldi 1500'e. Siz hızlı format seçeneğini işaretlediğinizde bu adres bilgisi yani 1500'ü silerek sıfır yapar. Eee sildiğimi sandığım bilgiler ne oldu? Yeni veri geldikçe ise adres bilgisi sıfır olduğu için önceki verinin üstüne yazar. Böylelikle zamandan ciddi anlamda tasarruf sağlamış olursunuz. Yoksa mümkün mü 2 saatte yazdığımız veriyi 5-10 saniyede silmek? Yok öyle 3 kuruşa 5 köfte. Aynı mantık bilgisayarınızdan bir dosya sildiğinizde de geçerlidir. İşte bu sebepledir ki silinen bir dosyanızı geri kurtarmak istiyorsanız sabit diskinizi hiçbir şekilde kullanmayın. Eğer ki verileriniz bilgisayardaysa mümkünse bilgisayarı kullanmayın. Böylelikle verilerinize sağlıklı bir şekilde kurtarma işlemi gerçekleştirilebilir. Bu konuyu veri kurtarma ile hazırlamış olduğum içerikte detaylı bir şekilde anlatmıştım. Gelelim esas içeriğimiz olan yavaş formata hızlı formatta adresleme yaptığımız veriyi yani örneğimizde 1500'ü 0 yapıyordu. Ve siz 5-10 saniye içinde bütün verinin silindiğini görüyordunuz. Yavaş formatta ise 1500. satırın tamamı silinir. Bakın sadece 1500 sayısı demiyorum. 1500. satırın içindeki veri tamamen silinir. Sonra 1499, 98, 97 derken ta ki diskteki en son veri silinene kadar bu işlem böyle devam eder. Bu ile 1500'den başlayacak anlamına gelmiyor, birden de başlayabilir. Tek tek sildiği için de silme işlemi hem uzun sürer hem de veriyi kurtarmaya çalıştığınızda işiniz artık çok çok daha zordur. Sadece bu mu yani? Bir güzelliği daha var. Diski tamamen tek tek taradığı için diskin içerisinde varsa bet sektörlerde bulunur. Tamir edilebilenler edilir, edilemeyen de varsa oraya işaret konulur ki tekrar işletim sistemi oraya bir şey yazmaya çalışmasın. Sizin de başınıza gelmiştir. Bir dosya yazılırken takılır kalır. Yazamaz sonra sistemde kilitlenir kalır. İşte onun sebebi de bet sektördür. Disk oraya yazmaya çalışır ama yazamaz. İşlemin devam etmesi için o alanın yazılması gerekir. Ancak yazılamadığı için de sistem kilitlenir. Yavaş format yaptığınızda ise o bozuk alan tespit edilip bozuk olarak işaretleneceği için yazma işleminde o alana geldiğinde hop o alan atlanıp yazma işlemine devam edecektir. Tabi bu bahsettiğim olay rotasyon yapan yani içinde döner bir manyetik disk bulunan hard diskler için geçerlidir. SSD'yi bu bahsettiklerimden hariç tutuyorum. Çünkü içinde fiziksel olarak dönen bir disk olmadığı için onun çalışma prensibi biraz daha farklıdır. Şimdi işin mantığını anladığımıza göre hadi uygulamaya geçelim. Bu işlemi yaparken elinizde kuracağınız Windows işletim sisteminin DVD'sinin hazır olması gerekir. DVD mi kaldı? Beddina zor. Haklısın. Bu yüzden içine Windows 10 işletim sisteminin yazılmış olduğu kurulum USB'si hazırladım. Eğer ki elinizde böyle bir USB yoksa kim neden elinde böyle bir kurulum USB'si hazırda tutsun ki? Benimki de laf yani. Hm. Kanalımda nasıl hazırlanacağını anlattığım iki farklı içerik mevcut. Birini eklerim. USB'yi bilgisayarınıza taktıktan sonra her işletim sisteminiz açılıyorsa oturum açma ekranında shift tuşuna basılı tutarak yeniden başlata tıklayın. Burada karşımıza kurtarma ekranı gelecek. Biz bilgisayarımızı USB sürücüden başlatarak format atacağımız için aygıt kullan diyoruz. Bu anlattığım genel bir işlemdir ve her Windows bilgisayarda aynıdır. Tabi bir de boot menüsünden giderek açabilirsiniz. Genellikle açılış ekranında Windows logosundan önce F8'e basarak giriş yapılabiliyor. Ama her bilgisayarda bu tuş yemeyebilir. Şu an kullandığım bilgisayar da işe yaramıyor mesela. O zaman boot menüsüne girmek gerekir. O da genellikle bilgisayarın açılış esnasında alt tarafta yazar şu tuşa basın diye. Ama yine bazı gıcık bilgisayarlarda yazmaz. O zaman da ESC, Enter, Delete, F2, F9, F10, F11, F12 tuşlarından birisi olabilir. Ne yapacaksın deneyerek öğreneceğiz artık. Bu bilgisayarda SC tuşu ile giriliyor mesela. Bakın burada disklerimiz geldi. SanDisk Partition bir, CD DVD Drive, Removable Device, Network Device diyor. Biz USB bellek takmıştık. Onun karşılığı Removable Device. Bu CD DVD varsa bu. Bu kendi hard diski. Bu da network üzerinden kurulum yapacağımız zaman geçerli. Biz USB'den çalıştıracağımız için bunu seçiyoruz. Evet, dosyalarımız yüklenmeye başladı. Kurulum ekranımız geldi. Bu ekranda Shift F10 yaparak CMD dediğimiz komut satırını açıyoruz. İlk komutumuz diskpart. Burada disk partı görmeniz gerekiyor. Bu komutumuz ile disk üzerinde işlem yapacağımız alana geçiyoruz. Ardından list disk diyerek bilgisayarda hali hazırda mevcut olan diskleri listeliyoruz. Buradaki görüntü Windows'daki gibi olmadığından ayırt etmek için disk boyutlarından faydalanacağız. Bakın burada 3 tane disk geldi. Disk 0, Disk 1, Disk 2. Kendi bilgisayarımı biliyorum. Benim bilgisayarımda 2 tane sabit disk var. Bir tanesi 1 TB, bir tanesi 250 GB'lık. Disk 0 bu 1 TB'lık diski gösteriyor. Benim D diskim. Bu Disk 1 bu 238 GB olan da benim C diskim. Disk 2 ise benim format atmak için takmış olduğum USB belleği gösteriyor. 28 GB. Ben Disk 1'e yavaş format atacağım C'ye. İşlem yapacağımız diskin Disk 1 olduğunu buradan anladık. O zaman select disk 1 yazarak Disk 1'i seçiyoruz. Ekrana Disk 1'i seçtiğimizin bilgisi geldi. Burada disk numarasına doğru tespit ettiğinizden emin olmanız gerek. Yanlış disk numarası yazarsanız silinmesini istemediğiniz bilgilerinizin tamamı tamamı silinir çünkü. Seçme işleminden sonra clean komutunu yazıyoruz. Bu komut diskteki bölümleri siler, ham olarak tek parça haline getirir. Şu anda diske geri dönemeyiz. Şimdi gerçekten verileri sileceğimiz format işlemine geçelim. Create Partition Primary komutu ile birincil bölüm oluşturuyoruz. Başarılı bir şekilde oluşturduk diyor. Komutları videonun açıklama kısmına eklerim. Bölümümüz oluştuktan sonra format fs eşittir ntfs yani ntfs komutu ile yavaş format işlemini başlatabiliriz. Buradaki NTFS Windows'un dosya biçimidir. Eğer siz FAT32 olarak biçimlendirecekseniz NTFS'i silip yerine FAT32 yazmalısınız. Ama işletim sistemi kuracaksanız NTF olması gerekir. FAT32 büyük dosyalarda sorun çıkartır çünkü. Ancak ben aradaki zaman farkını görmeniz için önce hızlı sonra yavaş format atıp süre tutacağım. Komutumuz format fs eşittir NTFS idi. Şimdi formattan sonra Quick yazıyorum. Yani gerçekten verileri silmeyecek, sadece silindi olarak işaretleyecektir. Örneğimizde 1500'ü silip 0 olarak yazmıştık hatırlarsanız. Şu anda da bu işlemi yapacağız. Buradaki geçen süre format atacağınız diskin boyutuna göre değişecektir. Ben 250 GB SSD diske uygulayacağım bu işlemi. Bakalım bir de zaman tutalım. 10-15 saniye gibi bir sürede sildi. Gördüğünüz gibi ne kadar hızlı format attık. Şimdi Quick komutunu silerek yavaş format işlemini başlatabiliriz. Kronometremizi de açıp Enter diyoruz. ''25 dakika gibi bir sürede yavaş format attık. SSD olmasına rağmen hızlı formata göre ne kadar uzun sürdüğünü siz de gördünüz. 10-15 saniye 25 dakika.'' Bir de bunun 1 TB normal bir disk olduğunu düşünsenize <laughs> ama sağlam oldu. Şimdi exit yazarak bu pencereden çıkıyoruz. Artık bilgisayarımız yeni kurulum için hazır. Kafam karıştı ya. Hangi durumlarda hangisini kullanacağız peki? Herki diskinizi ya da bilgisayarınızı satacaksanız satmadan önce atacağınız format muhakkak yavaş format olmalı. Müzikler ve filmler o kadar önemli değildir belki ama kişisel dosyalarınızın ve şifrelerinizin de aynı diskin içinde olduğunu unutmayın. Ayrıca diskinizde sorun varsa da yani bad sektör yavaş format atmanız gerekecektir. Ama diskinizde herhangi bir sorun yoksa ve kendiniz kullanmaya devam edecekseniz hızlı format atıp geçin. Umarım içerik işinize yaramış ve faydalı olmuştur. Beğendiyseniz biliyorsunuz işte. Kolay hazırlanmıyor bu içerikler. Abone olmasanız bile videoyu beğenerek destek verebilirsiniz. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.